Merhaba arkadaşlar, bir Taylan tabağından günaydın. Biraz öğren oldu, biz yorumluk yapıyoruz ama kahvaltı edeceğiz. Şu anda kahvaltımızı göstereyim size. Biz şundan sipariş verdik. Şöyle alalım, daha iyi görüyor. Bundan sipariş verdik ve bundan sipariş verdik. Ben tamam, olmuyor. Şu anda hazırlanıyor. Okay. Bir AVM'nin içinde bir yer bulduk, buraya deniyoruz. Dışarısıyla neredeyse fiyatları aynı. Dün akşam Bangkok'ta yemek yemiştik. Bugün de buraya geçiyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Şöyle yanından biletleri ayarlasın. Bundan bilet, öyle bir şey söyledi. Tek. Anıl burada iş konuşması yapıyor. Tayland'a geldi, hala çalışıyor. Aynen, sonunda ortak olacak tek bol. Dijital nomadla ilk adım. Ay, çok acıktım ya, cidden. Bugün Hua Beach'e gideceğiz. Filler varmış, filleri görmek istiyoruz. Ama para vermek istemedik, o yüzden bir oraya gidip şansımızı deneyeceğiz. Belki oradadırlar ve hiçbir şey ödemeden görebiliriz onları. İlginç bir şey hazırlıyorlar. Köpüklü olması benim için. Neden? Balıkları geziyorlar. Hazırlanmış. Ya bunun tadına bayıldım. Efsane bir şey ya. Bağımlı oldum resmen. Dünden beri üçüncüyü yiyorum burada. Aynen waffle gibi bir şey ama acayip güzel bir tadı var. Burada da ilginç bir şey var. Sanırım pirinç ve yeşil sebzeli olabilir. Hani meyveleri var. Fiyatlar böyle. Burası AVM, biraz fiyatlar bir tık hani 10 baht. 20 baht yüksek olabilir dışarıya göre. Ama burası da klimalı olduğu için buraya gelenleri biraz serin yerde duralım. Anıl'a bu gömleği aldım. Ne ama abi, ben daha çok beğendiğim için ben giydim. Ne var bir yerde? Bana biraz sinirlendi. Ama çok güzel. Baksana içinde fil var. Ha şişti bu. Afisim ben şimdi. Çok canlı. Evet. Yağı resmen şey yapıyor yani, üstüne atıyor bir de. Tantere usulü. Aldırın çok yalı. Döne falan gördük de. Aşağıda şey yazıyordu, Hint okulu. Hint okulu. Delight var ya, onu şey, Indian Delight yapmışlar. Ya böyle hani üstüne atıp durma var bir de. O yüzden sanırım burada yemekler çok yağlı. Ama hemen nasıl hala zayıf var anlamadım. Kuvanları var, mahzenle saklıyorlar. Proje de buraya çakalarda oturdu. Aynen, onu merak ettim. Rotu. İklerin şeyi. Ben İstanbul'da yakın. İstanbul'da gördüm. İstanbul'da fark ettim. Daha da karışık bakalım. Tayhit. Asya bu da işte. Hep aynı ya. Aynen. Her şeyi yiyebiliyorum. Daha böyle açıyor. Bunlar böyle kıvırıyorlar, börek gibi, ondan sonra açıyorlar ve pişiyor. Rebecca. Rebecca.
Çok acıktım ama uzun sürüyor hazırlamaları ya. Gel bak. Gel. Bu da herhalde şekerli hamur gibi bir şey mi? He? Şekerli bir şey bence bu. Baksana para gibi. Olabilir valla. İnşallah ekmek şekerli değildir. Burada hem yağını alıyor hem de onun şekle girmesini sağlıyor karşıda. Evet arkadaşlar, benim tabağım geldi. Şöyle gayet güzel bir tabak. Bir de kendime bunu aldım. Hadi yaz bakalım nasıl. Bunu et, cidden merak ediyorum. Niye dış bu kadar kalınlığı ya? Hindi galiba. Anlamadım. Bunu da, bunu elle yiyorum galiba ya. Bir şey değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar burada aç kalmazsınız ya. İmkansız. Salata zaten biliyorsun salatanın tadını. Bu gayet tuzlu öyle tatlı matlı. Hafif biraz yağı var. İçinde çok güzel. Ben tadına bayıldım. Şu an yani beni tatmin ettim. Yazında gayet güzel. AVM'nin içinde bir yer buldum. Dışarıda belki benim gibi pazarlık sevmeyenler vardı. İnsanlara böyle işte biliyorsunuz fiyat soruyorsunuz. Size işte 200'de 500 diyor, 600 diyor, 700 diyor. Burada her şeyin fiyatı yazılı. Dışarıdan AVM'yi çekeceğim. Konumunu da ekleyeceğim. Her şeyin fiyatı yazılı. Kimseyle münakaşaya girmenize gerek yok. Çünkü bazen sinir bozucu olabiliyor. Burada kıyafetler var. Yazmışlar işte 150 baht. Mesela şunlar. Şöyle. Burada yazmış işte 300 baht. Her şeyin fiyatı yazılı. Rahat rahat kimseyle münakaşaya girmeden alışveriş yapabiliyorsunuz. İşte böyle elbiseler 600. Burada bunlar var 200 baht. Dışarıda da zaten aynı fiyat. En azından kimseyle muhatap olmamış oluyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi kendime böyle gözlük aldım. Gösterelim. Şöyle 100 baht gözlükler. Çok tatlı gözlükler var ya. Şunlara bakın. Ben bütün gece indigo'yu aradım kendime, bulamadım. Burada 400'e buldum. Yani doğrusu orada buldum da 1200 ve 800'den aşağı vermediler. Bu amcaya geldim burada. Bu amcayı iyi görün. Burada çok 400 baht aldım. Bir sürü çeşit var burada. Bir sürü ve gerçek inci. Bu amcada gayet ucuz fiyatlar. Can you say hi? Thank you. Thank you. Fiyat soracağız. Yarın için kiralayabiliriz. Bugün zaten bitti. Kablodan deliye şey ses geliyor. Şu anda Kamalabiç'teyiz. Instagram gönderilerinden gördüğüme göre Huabiç'te filler var. Biz de fil turlarına para vermek istemedik. Belki onları olduğu yerde görebiliriz. Plajın güzelliğine bakın. Burada Kamalabiç'te deniz kenarında masaj yapıyorlar. Hindistan cevizi düşmüş yerlere. Ya hayal ettiğiniz ülkede olmak çok güzel bir şey. Ben çoktandır Asya'ya gelmek istiyorum. Burada yoga SE yazıyor. Acaba yoga dersleri mi veriyorlar? Bir de
dünden beri biz dün kaç saatte geldik ya? Biz buraya 48 saatte falan geldik. Çünkü uçuşumuz Bangkok'aydı. Air Astana ile yaptık uçuşu. Ondan sonra oradan tekrar Phuket'e gelmek zorundaydık işte uçakla falan filan. Hatta biletimizi biz 2,5 ay önceden aldık. 150 liraya almıştık Bangkok'tan Phuket'e bileti. Dün baktığımda aynı gün içinde 10 bin liraydı. Hani gelecek olursanız aklınızda olsun. Ama cidden yani gelinmesi gereken bir ülke. Ben hani şey diyordum ya, bizim ülkemiz de çok güzel. Ama buranın ikliminden ötürü böyle bitki örtüsü çok çok daha güzel. Yani burada yaşamayı isterim mesela. Bangalore'a gittik. Biz biraz merkezi bir yerde kalmayı tercih ettik. Normalde ben daha ıssız bir yer istiyordum. Ama etrafı gezeceğimiz için Patong'tan böyle her yere ulaşım daha kolay. Bu arada InDrive kullanıyoruz. InDrive'de de böyle gayet uygun fiyatlara gelebiliyoruz. Abi boğazım kuruyor sıcaktan. Ekibi biraz geride bıraktım. Geliyor. Şurada çok güzel kayalıklar var ya. Bu arada Uber falan da var ama InDrive şu ana kadar baktığımızın en ucuzu. Bir de şey bulduk. Motor kiralamak için gidiyorduk biraz önce, hatta söylemiştim. Motor kiralamaya gittik. Kadın bize şey sordu. Hani uluslararası ehliyetiniz var mı dedi. Uluslararası ehliyetimizi bizimkini uluslararası sanıyorduk ama ne yazık ki uluslararası değilmiş. O yüzden hemen kiralayamadık. Buraya gelirken InDrive'ı kullandık. Ya Patong'dan buraya gelmek 240 baht tuttu. Ama zaten biz hani iki aileyiz. Yarı yarıya böldük. 120 baht yani yaklaşık 60 liraya buraya geldik. Bir 15-20 dakikalık yolculukta. Ama inanılmaz güzel bir yer. Üstüme araba sürüyor. Şey çalıyor şu anda kafamda, Sia, Asta böyle. Bir de Kamala Beach'in sol tarafında kimse yok. Diğer taraf aşırı kalabalık. Ama burası oldukça sakin. Hatta göstereyim şöyle. Bakın karşıya. Neredeyse kimse yok. Ama bakın öbür taraf, sağ tarafta herkes orada. Geliyor bizim halı ekibi. Türk halı ekibiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şurada atlar var. At gördüm. Çok güzeller. At bak. Deniz kenarında. Ya araya bir sürü aracı girince böyle bir şeyleri yapmak zor oluyor. Çünkü herkes kendi komisyonunu koyuyor. O zaman da fiyat yükseliyor haliyle. O yüzden bir şey yapacaksanız yerine gidip bulun. Biz genelde öyle yapıyoruz. Yazıları okuyamıyorum ya. Ne yapayım? Tayı alfabesinde mi öğrenem? Bir de burada çoğu kişi Rusça biliyor, İngilizce biliyor. Yani iletişim oldukça kolay. Bir de bir şeyin fiyatını sorduğunuzda direkt zaten hesap makinesine yazıyor. Tek 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 gösteriyor sana. Dün dedim kendime bir Hindistan cevizi alayım. Zaten yorgunum, elim kolum doluydu. Allah'ım koltuğumun altına sıkıştırdım Hindistan cevizini. Biraz sonra fotoğraf eklerim ama şey böyle o 48 saatlik 50 saatlik yolculuktan gelmiş yorgun halim. Ne yazık ki. Çok fenaydı. Bu arada bakın arkada görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle mavi şeylerde tsunami hani tehlike bölgesi yazıyor. Dangerous. Bu arada Patong'da da vardı o. Güzel bir yer buldum. Botları park ettikleri bir yer var. Her yerde 7-Eleven market var. Burası buranın Bimi gibi düşün. Trafik tersten hemen. Pilleri bulabilecek miyim? Bakalım. Arkadaşlar satılık ev var. Bir keresinde Endonezyalı bir arkadaşımız gelmişti. Biz onu İzmir'de yaşayanlar bilir, Balçova Termal var. Oraya götürdük işte kışın. Dışarıda ısınmalı havuzu vardı işte. Dedik işte arkasında orman var falan. Şey dedi, sonra oraya gör dedi ki bunlar
Burası orman değil, bunlar sadece ağaç topluluğu dedi. Şimdi Tayland böyleyse Endonezya'yı düşünemiyorum. Kız resmen bizi ezikledi. Ve ne yazık ki şu anda gördüğüm kadarıyla haklıymış. Şuradaki ağaçlara bakın. Allah, evler ağacın yani ormanın içine gömülüyor. Çiçekler var her yer. Of, kocamanlar. Ve renkleri daha canlı. Bizdekiler hep böyle kahverengimsi gibi oluyor. Ya şu kız geliyor. Çok tatlı. Hello. Are you tired? Yorulmuş. Kıyamam. Ama tam tersi yöne gidiyoruz. Yoksa yardım ederdim. Ama benim de halim kalmadı. Yani dün 48 saat içinde gördüğümüz en rahat yatacak yer havalimanındaki koltuklardı. Ellerim terledi bu arada tam oturmaktan ya. O derece sıcak bu arada. Şimdi karşıya geçelim. Biraz sonra. Biraz da hastayım bu arada ne yazık ki. Ağaçta bir şey var. Kanoyla balığa çıkıyor olabilirler burada. Kanoları var. Oltalarını da koymuşlar. Şurada kayalıklar çok hoşuma gitti bu arada. Bir de drone uçuruyor. Ben de drone istiyorum. Kayalıkların güzelliğine bakın. Bunun diğer tarafına geçeceğiz. Bir bakalım ne varmış. Yollar inanılmaz güzel. Geldik Hobbit'e. Ama 5.30'da ayrılmış olabilirler dedi adamın biri. O yüzden şimdi yürüyoruz. Kamala Beach'ten buraya yürüdük. Bayağı uzun sürdü. Aslında hani taksi falan da kullanılabilir. Ama yol cidden çok güzel. Ağaçta bir şey var. Zıplıyor. Bak bak. Nesin sen? Bilmiyorum. Sincap. Nasıl bir manzara ya? Bir varanca başlıyor. Ne olur filler gitmiş olmasın. Uyuyor olabilirler sanırım. Bir bakalım. Ayşe yuvarlanıyor galiba. Gördün mü? Taş da olabilir. Taşlar çok benziyor. Ay, şeyde gibi hissediyorum kendimi. İzmir'de var ya botanik bahçe. Aha. Orada böyle gücün içerisi hep böyle. Aha. Hep baba. Bakalım bulabildik mi? Mesela en kötü Tayi restoranla oturup bir şeyler içelim. Çok yoruldum ben. Boğazım kurudu. Hiç su içmedim. Buradan giriyoruz. Ne oldu ki? En kötü yarın direkt buraya geliriz ya. Hı? Yarın direkt sabah kalkıp buraya geliriz. Aa, bu ne? Tavuk var orada. Ne oluyoruz? Buraya gelsek bir şey kaybeder miyiz? Ha. Tamam. Ya
ama gerçekten çok üzüldüm. Yarın geldiğimizde görürüz değil mi? Evet. Ya, şimdi saatlerini öğreniriz. Sanırım yoklar. Nuh Harbiç'e geldik. Burada öğlen filler varmış ama gitmişler. Bunun için de görmek için de duş falan bir şeyler böyle deniz kenarında yüzmek için 1800 baht istiyorlar. Ben sorduğumda herhalde 3000 falandı diğer tarafta. En ucuz turu 1800 baht. Şöyle bir kafe var, buradan kiralama yapabiliyorsunuz. Taksiye bindik Hua'dan çünkü çok orta uzun yol. Aynen, etraf çok bağımlı. Çok iyi, 200 baht istedi. Ne yapıyorsunuz? Şu 20'ye harcayacağım diyorum yoksa. 2 araçta bir şey yani, çok güzel. O da kalacak. Yordu. Şimdi geri geldik Kamala'ya. Gün batımına bakın. Mükemmel. Şuranın güzelliğine bakar mısın? İşte ortam şöyle. Şu anda yiyecek bir şeyler arıyoruz biz de. Belki denk geliriz bakalım. Her yer turist dolu. Her yerde turistler var. Belki dışarı doğru fiyatlar düşer biraz. Kaç bana var? Deniz kenarında masaj yaptıracaktık ama akşam oldu ve çok fazla sinek geldi. O yüzden vazgeçtik. Başka gün geldiğimizde yaptıracağız. Bugün akşam şeye gideceğiz. Nerede o yoldaki Patonsiki masaj yerlerine gideceğiz. Bize yakın olan bir yere. Deniz kenarında bir restorana oturduk şimdi. Şöyle karşısı. Fiyatlar merkezden 20 falan daha pahalı. Yani 20 var. Ben spagetti söyledim. 180 baht. Restorana gideceğiz. Patlayı var 120. 180 baht yemiştik çarşıda. Yani ortalama fiyatlar böyle. Hadi oğlum. Süre istiyorsan. Mekanın adı da bu. Yani biz gelmeden yemekleri yemişler. Biz Ayşe'yle gidip fotoğraf çekiyorduk. Yemekler böyle. Gayet güzel duruyor. Şık. Yani gayet daha lezzetli. Buraya soksana. Girmiyor. Spagettin içine domates gibi bir şey yapmışlar. Bu da güzel. Ben bunu beğendim. Ayşe'nin patlayısına çıkıyor. Dün bize getirdikleri zehir gibiydi. Bunu yiyebiliyor. Güzel değil mi? Çok iyi ya. Arkadaşlar buraya gelince patlayı yiyebilirsiniz. Benim yediğimden de yiyebilirsiniz. Muhammed yemeğini bitirdi. Tavuk nasıl? Güzel. Tavuk nasıldı? Güzel kanka, çok güzel. Tavuk iyi ya. Güzelmiş tavuk. Yemek şeyimiz bu kadar. Ama şu sos, biraz kötü sosa batamadan yerirsiniz yani. Ne sosu o? Ne maçta? Aşçımıza soruyoruz. Bilmiyorum valla da. Güzel bir şey yok yani. İçinde. İyi bir şey olmadı. İyi bir şey olmadı. Gece. Bugün de karnımızı doyurdu. Ayşe'nin çubuklu imtihanı. Hadi bakalım. Bir dakika. Bak şu şöyle. Muhammed göster nasıl yemiş. Şöyle. Çok. Ver bakayım. Ya ben yiyecektim. Aç ağzı bak. Çubukla böyle az az yiyor ya insan. Daha tatlı geliyor yemek. Ben hayvan gibi gömdük. Millet bana neden bakıyor diyordum. Ay şimdi övgü görecek bunlarla. Patlayı böyle. İnanıyorum. Ha, çubukla böyle bir İnanıyorum, ben inanıyorum. Altına şöyle daldır. Taş. Hayır, yapıyor. Yapmış. Çevreye verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz arkadaşlar. Başardı. Ayşe'ye bir alkış gelsin. Patladı.
havai fişek patlatıyorlar şu an. Hemen koştum yakaladım. Burada her akşam böyle havai fişek patlatıyorlar. Ha, geliyor. Ama bir sürü geldi. Aracımız da buydu. Kanada'dan buraya kadar 350 baht ödedik.